Bugün Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Büyük Karabağ köyündeyiz. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında yaptığı zulmü bugün vatandaşlardan dinleyeceğiz. Şimdi söz Mustafa Bey'de. İyi günler. Azerbaycan'ın ardındayız. Büyük Karabağ olarak tüm e ezdirmezlik, zulme, zulümlerin karşısında erik karibenlerin garibenlerin yanındayız. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi de sözü Hakkı Bey'e uzatıyoruz. Evet, bugün e, Ermenistan'ın e, Azerbaycan'a yapmış olduğu zulümleri şiddet takınıyoruz. E, biz e, aslımız olarak e, Gence Karabağ'dan geldiğimiz için biz e, tek millet ayrı devlet olarak onların her daim bütün imkanlarıyla e, arkasındayız. Gerek maddi, gerek manevi, gerek gerekse silahla tüm kim imkanlarımızı kullanarak Azerbaycan'ın yanındayız. Bunun için e, Ermenistan'ın bu yapmış olduğu zulmü şiddet takınıyoruz. Bunu bütün dünya duysun. Büyük Karabağ Köyü'nün muhtarı Sayın Mehmet Öztürk Bey ile Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaşlar hakkındaki düşüncelerini dinlemek üzere mikrofonumuzu uzatıyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Büyük Karabağ muhtarı olarak şu anda Ermenistan bir zulüm yapmaktadır. Biz de atalarımız oradan göç ettiği için biz her türlü manevi, maddi, her türlü şeye hazırız. Azerbaycan askerine Allah yar ve olsun. Çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Bizim kardeşlerimizi Ermenistan katlediyorlar. Peki Ermenistan meclisinde bizim bir tane Türk milletvekilimiz yok. Ama bizim mecliste yüzlerce Ermeni milletvekili var. Bunları temizlemek lazım vatandan. Bizim vatanımızı böyle parçalıyorlar bunlar. Ha ben ben bunu da diyeceğim bu kadar. Biz e, Azerbaycan'ın yanındayız. Kardeşlerimizle beraberiz. Biz zaten oradan gelmeyiz. Onları destekliyoruz ve Ermenistan'ı kınıyoruz. Daha doğrusu Amerika, e, Almanya, Fransa, İngiltere gibi devletleri zaten kınıyoruz. Bunları da. Ayrıca bir de İran var. Bunları kökten kınıyoruz. Teşekkürler. Biz Azerbaycan kardeşlerinden maddi ve manevi arkasındayız. Allah gerekirse bastın alır yürürüm ya Ermenistan'ın üzerine. Hem memleketin vatanımız onlar bizim ana yurdumuz. Biz de aynı dediğimiz gibi amcamın gerekirse oraya savaşmaya gideriz yani. Biz zaten Azerbaycan'dan gelmeyiz burak da Karabağ. Gerekirse ne gerekirse yaparız yani. Bunda hiç şüpheniz olmasın. Biz devamlı Azerbaycan'ın yanındayız. Onları destekliyoruz. Kardeşlerimizle beraberiz. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Dağlık Karabağ, Aren Dağlık Karabağ'dan bizim atalarımız 1400'lü yıllarda ilk gelmişler. Dağlık Karabağ bizim ata yurdumuzdur. Onlar bizim soydaşlarımızdır. Bu Ermeni, İran, Rusya, Amerika ateşle oynuyorlar. Büyük Ermenistan hayali inşallah suya düşecektir. Burada Azerbaycan silahlı kuvvetlerine başarı Allah'ın muzaffer eylesin. En kısa zamanda tüm Karabağ'ı, dağlı Karabağ'ı almasını temenni ediyoruz. Burada hep beraber Karabağlıca Ermenistan'ı, bunları kışkırtan misyonları da şiddetle kınıyoruz. Burada ölen sivillerimize, askerlerimize rahmet diliyoruz. Geride kalanlara sağlık ve sıhhat diliyoruz. Biz Azerbaycan soydaşlarımızın her türlü yanındayız. Silahla, canla, bedenle, gönülle onlar bizim bir parçamızdır. Saygılar, selamlar. Can benden uçmadıkça, esen yerlere, kanım karışmadıkça, coşan sellere, ölürüm de vermem seni ellere, canım karabağım, güzel karabağım. Sım sıcak bırakma beni, ben de seni sarılsak kucakla beni. Ölürüm de seni vermem Ermeniye. Can Karaba, Gönül Karaba, Güzel Karabağım. <laughs> Fırsat kolu ki bize dalalar, dalıp seni bizden alalar. Çeke bizden alalar, kurbanlar uğruna sana balalar. Can Karaba, Güzel karaba. Efendim siz tanıyabilir miyiz? Ben Karabağ eyaletinden, Gence vilayetinden, Bozulus aşiretinden Mehmetoğlu Ceylan Kemik. Bizim atalarımız yıllar önce Azerbaycan Dağlı Karabağ'dan 15. yüzyılın sonlarında kopmuş gelmişler. İzmir, Manisa, Balıkesir üçgenine. 5 sene kaldıktan sonra 1691'den 1695 yılına 95 yılından 96 yılında dal e, Kafir viran Julia harabelerine bizi işgal etmişler. Bolvadinli Şatırpaşa tarafından Afyon Sancak Bey'i Ahmet Şatırpaşa'nın emriyle bizi buraya işgal etmişlerdir. O 1712 yılına kadar Kafir Viran köyünde kalmışlardır. Cih Konya Cihanbeyli Karabağ 1840'da Şimdiki Cihanbeyli Karabağ, Musalla Bağları'na yerleşmişlerdir. Buradaki Sultan Ağa'na bağlı Yeni Karabağ, 1870'de Deli Pürçekli namıyla alınan beyin adından Yeni Karabağ, Karabağ Cedid Köyü kurulmuştur. Orta Karabağ'da 1900'lü yıllarda buradan ayrılmıştır. Bütün buradaki köylerin dağılım yeri Büyük Karabağ, Bey Karabağ'dır. Beyin burada yaşadığı için Büyük Karabağ, Bey Karabağ. Göl Karabağ olarak eski dilde tabir edilir. Karabağ'daki dağlı Karabağ'daki savaşta Karabağlı sotajçılarımızın yanındayız. Her türlü canla başla kanla onların yanındayız. Her yerden, televizyonlardan, internetten ve gazetelerden bu konuyu sıcaklıkla takip ediyoruz. Allah'ım Türk silahlı kuvvetlerini Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ni muzaffer eylesin. Teşekkür ediyorum efendim. Bizim Karabağlı olarak ilk ana yurdumuz Türkmenistan Mangışlak Yarımadası. Hazar Denizi'nin doğu yakasından 13. yüzyıldan Azerbaycan Dağlı Karabağ'a götmüşler atalarımız. Oradan da ilk gelenler 1473'te Edirne Çirmen kazasına yerleşmişlerdir. Bizim atalarımız da 1691 yılında Azerbaycan Dağlı Karabağ'dan konar göçer vaziyette İzmir, Manisa, Balıkesir çevresine yerleşmişlerdir. Oradan köylülerin şikayeti üzerine ziraat yapan köylülerden Akşehir Sancak Bey'i Mehmet Çatırpaşa tarafından Julia harabeleri Kafir Firan köyüne 1696 yılında İşkan etmişlerdir. Orada 1712 yılında kadar yaşamışlar. Orada kışlakların ve yaylakların az olması sebebiyle Emirdağ köyleri Sivrisar tarafına giderek Zoptalı, Hacı Ömerli, Moslar köylerine gelişmişler. Oradan da eşkıya zulmüne uğrayarak şimdiki Karabağ köylerini kurmuşlardır. Onların kurucuları Daylanoğlu, Daydalı, Gelincik, Bademli, Davulga, Yeniköy, Aşağılı Çomak, İncik, Karakuyu. Buradan 1840'da Büyük Kıtlık'ta Konya Cihanbeyli Karabağ. 1870'de Yeni Karabağ. 1900'de şimdiki Orta Karabağ. Yeni Karabağ'ın eski ismi Karabağ Cedid olarak anılmıştır. Şimdi burası Göl Karabağ ve Bey Karabağ olarak anılır beylerin burada yaşadığı için. Türkiye'de 20'den fazla Karabağ adında yerleşim yeri vardı. Kars Kağızman, Digor'da Karabağ köyleri, Mutta Karabağ mahallesi, Siirt Kurtalan'da Karabağ mahallesi, Sinop Gümüş Suyu'nda Karabağ mahallesi, İncirlova'da Karabağ köyü, Bodrum'da iki tane Karabağ mahallesi, İzmir'de Karabağ semti ve iki köyü, Kiraz'da Karabağ köyleri, daha daha niceleri. Her yerde Karabağlar vardır, Türkmenler vardır. Onlara selam olsun. Yolumuza devam olsun. Teşekkür ederim efendim. Bizim atalarımız 1691 yılından Arren Dağlı Karabağ, Aras ve Kır ırmakları arasında yaşadıktan sonra Anadolu'ya göç etmişlerdir. 1691 yıllarından 96 yıllarına çeşitli yerlerden konar göçer vaziyette 1696 yılında Julia kafir viran olduğumuz yere iskan edilmiştir. 1712 yılına kadar burada yaşamışlardır. Buraların yaylakların ve kışakların az olması sebebiyle şimdiki olan Büyük Karabağ köyüne göç etmişlerdir. Emirdağ köyleri de buradan Sivrisar tarafına Mostar, Zoptalı, Omarlı köylerine göçmüşlerdir. Cihanbeyli Karabağ'da büyük kıtlıkta 1840'da buradan göç etmişlerdir. Yeni Karabağ 1870'te, Orta Karabağ 1900'de gitmişlerdir. Burada bulduğumuz yer eski adı Mabet bizim atalarımız da burada cami olarak kullanıldığı söyleniyor. Tam yetki bilgi olmadığına kulaktan duymalar. Orası yerleşim yeri, çeşme, mah, havuzların olduğu yer. Bu emir dağlarından iki taraftan su geldiği ve burası atalarımızın e, koyun ağlı, tanaların olduğu yer. Burası laf füsükmesi, sivri e, kargın tepesi olarak anılır. Kurulmuştur Karabağ'ın emir dağının eteklerine. Hacı Mehmet Beyoğulları'nın liderliğinde, Karabağ Türkmenlerinin beraberliğinde kurulmuştur. Kurulmuş Karabağ'ın 1712 yılında Karabağlı şairin dilinde. Selamlar, sevgiler, teşekkür ederim efendim. Azerbaycan'dan Bolvadin'e gelinen ilk yerdeyiz şu an. Ceylan Bey'den bu köy hakkında bilgi alacağız. Atalarımız Dağlık Karabağ, Arren Dağlık Karabağ, Kür ve Aras ırmakları arasında yaşadıktan sonra belli şartlardan Anadolu'ya göç etmek zorunda kalmışlardır. Buraya 1696 yılında iskan edilmiştir. Şimdiki bulunduğumuz eski adıyla Julia Antik Kenti Kafir Viran Köyü'ne iskan edilmiştir. Buraların yaylakların ve kışakların az olmasıyla şimdiki Büyük Karabağ'a göç etmişlerdir. Burada su kuyuları, mabetler, Yanardağ, Şivri karkın Tepesi olarak anılır. Bu şehrin mabeti, su kuyuları, mezarları halen yerleri mevcuttur.